Arkadaşlar bugün sizlerle Kargo Simulator 2021 Türkiye oynayacağız. Bugün hem Adana'ya doğru ilerleyeceğiz hem de güncelleme yani 1.10 güncellemesinde neler gelebilir? Yani onları konuşacağız sizlerle. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce şu an altta bir veri geçer. Yani izleyenlerin %85'i abonemiz değilmiş. Ya, izleyin, sağ olun, teşekkür ederiz izlediğiniz için beni. Ama bir de abone olursak gerçekten çok sevinirim. Orada bir abone ol tuşu var. Bir ona basarsak. 2 saniyeniz ayırıp basarsanız gerçekten çok sevinirim. Bildirimleri de açabilirsiniz. Yandaki zil butonuna ve videolarımızdan daha erken haberdar olabilirsiniz. Ve videoları sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Adana'ya doğru ilerleyelim. Hem de sizlerle güncelleme hakkında konuşalım. Bir yük alırım Adana'ya gidince. Bir yerde bitiririz işte. Evet. Bildiğiniz üzere Scania S730 oyuna eklenecek. Bu 1.10 güncellemesinde gelmesi bekleniyor. Tabi her zamanki gibi bir hata düzeltmeleri de olur oyunda. Oluyor bazen küçük bir hata düzeltmeleri yapmalarız lazım. Yani nasıl ne gibi hatalar var diyeceği soranlar olursa söyleyeyim ben bizim moderatör arkadaşlardan Mert mesela çok oyunculuğa girince rastgele bir odaya girince bir ya da iki kişi oluyor. Mesela biz girdim mi genellikle 20-25 kişi oluyor. Aha kapıya ben bu kapıları niye vurup duruyorum ya? Neyse. O girdim mi 20-25 kişi olmuyor işte böyle iki kişi oluyor. Mesela bu da bir hata normalde. Mesela ben Tabii. şimdi onda hep 3 kişi falan 2 ya da 3 kişi denk geliyor. Bazen hiç denk gelmiyor. Yani böyle bir hata oluyor oyunda. Ya hatadır ya da onun şansına 3 kişi denk gelmiş de olabilir. Ben tam manasıyla bilmiyorum yani. Hata mı değil mi? Onu da söyleyeyim. Bilmiyorum denemek lazım. Ha bu saatte mesela girsek. Ben biraz geç saatte video çekiyorum. Şimdi girsek. Bence olmaz çok kişi ama neyse. Biz ona bakmıyoruz. Biz de hem bir yük alak hem de şey alak. Ha, şu 196'lık iyi. Hem de konuşmaya devam edik. Dediğim gibi hata düzeltmeleri illaki olur. Bir de bu hileler hesap bağlama işi bu güncellemede gelebilir. Çünkü hileler için yani hileleri kullananları önlemek için böyle bir şey yapıyorlar. Birçok kişi yani ben görüyorum hileli oyunu happy moddan olsun veya başka bir yerden hileli olarak arıyorlar. Hilesiz oynamak bence en iyisi. Hem oyun yapımcıları için hem bizim için. Yani hileli oynayınca oyunların pek zevki çıkmıyor yani. Para kasma mesele olmasa. Şu an 400 bin lira falan param var. Öyle bir miktar işte para var. Yani hem para kasmış oluyorum ben burada. Hem de oynamış oluyorum. Yani oyunun zevki çıkıyor. Öyle hileli bence pek zevki çıkmaz. Madem para kasmayacaksın, etmeyeceksin. Niye oyuna giresin? Değil mi? Benim yani düşüncem böyle şahsi düşüncem. Siz nasıl düşünürsünüz orasını bilemem ama ben böyle düşünüyorum. Her düşünceye de saygım var. Saygı gösteriyorum ama benim tercihim hilesiz oynamak. Daha önce de hilesiz oynadım. Şimdi hilesiz oynuyorum. Ha daha önceki bug'lıydı oyun. Oyun bug'a girmiş. 2 milyondan para 12 milyona çıkmıştı. 2019'da. Kargo Simülatörü 2019 Türkiye'de. Bunda öyle bir şey olmadı. Keşke bunda da öyle bir şey olsa. Neyse. Boş boş hayal kurmayalım. Otobana doğru girelim. Evet güncellemede başka bir beklediğimiz şu an belki dinlenme tesisleri olabilir ya da çok oyunculuğu için benzinlikteki araç kapasitesi arttırabilir. Şu an iki araç aynı anda benzinlikte şeye doldurabiliyor. Benzin. Bir bak onu 3'e 4'e çıkarabilirler. Ama güncelleme için de biraz bekletecekler bizi büyük ihtimalle. Bir 10-15 gün bekleyeceğiz bu güncelleme için ama zaten 5 ya 6 ya da 7 gün oldu. Yani bir hafta bekledik. Bence bir hafta daha bu güncelleme için biraz bekleyeceğiz.
Otobüs Simülatör Ultimate'de zaten geldi güncelleme. Orada 2-3 aydır bekliyoruz. Orada da güncelleme geldi. Bir sorun oldu. Oyuna giremedim. Sonradan 1.5.2 geldi. O zaman oyuna girebildiydim. Neyse, bunda öyle bir şey olmaz inşallah. Şöyle hop, otobana girek. Allah Allah, çarpacağız. Neyse neyse. Bakayım, 3 hasar almadı. Güzel, tamam. Evet. Şu an güncellemede beklediklerim bunlar. Yani daha doğrusu beklenenler bunlar. Başka ne gelir oyuna bilmiyorum ama dediğim gibi bu hata düzeltmeleri. Ha, kimisinin hatası var, şöyle oyunda bir hata var. Adam arabasını garaja gönderemiyor. Eski arabayı. Eski tırı kullanıp yenisini mecbur direkt garaja atıyor. Öyle asıl kelam. Kimisinde de eskisini kullanamıyorsun. Böyle işte küçük bazı hatalar oluyor. Yani her genel olarak bir hata değil ama bu kimisinde oluyor yani. Bu illa bir düzeltilmesi bence gerekiyor. Yapımcılar onu düzeltir, sorun değil. Yani ben düzelteceklerini düşünüyorum en yakın zamanda. 1.10 güncellemesinde. Bu 1.10 güncellemesi biraz belki şu ana kadar gelen 4 güncellemeden daha büyük bir güncelleme olur. Şöyle bir 70-80 megabaytlık bir güncelleme bekliyorum. Bir hafta da bekletirler bizi. Daha bir hafta daha sonra gelir güncelleme. Bir hafta dönünce gelirse de ne güzel işte. Daha ne isteyelim. Yani en çok beklediğim güncelleme de Scania S730. Yani nasıl olacak oyun tır. İnşallah bug'ı falan olmaz da bug falan olursa tırda uğraş dur. Neyse. Böyle asıl kelam. Sözü bitirelim. Yavaştan videoyu da bitirelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dediğim gibi abone olmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.